Şimdi bir şey soracağım Özlem sana öncelikle. Sen teyzenle mi gelecektin? Bir şey olacaktı. Hala aynı fikirde misin? Evet. Kadını yerden yere vurdun, arkasından önünden konuştun. Bak kadın nasıl çabalıyor senin için görüyoruz değil mi? Çabalıyor. Çabalıyor ya, tabii ki. Zaten bak. Çabalıyor seninle olan kavgasında hepimizi harcıyor. Bak demek ki sinirlendirmem gerekiyormuş ki beni bulabilmesi için. O zaman bundan sonra ben kendilerini sinirlendireyim. Beni bulsun, ben de amacıma ulaşmış Peki, olayım sen yani. Geçen bundan haftalar... sonra beni bulamayacak. Ben yarın gelmiyorum. Gelme. Teyzesini alsın. Bence de alsın aynen gelsin öyle. Nurten Nasıl teyze. Nasıl da ben burada bir işe yaramıyorum. Niye geleceğim sen boş boşuna? Sen etkisiz eleman evet, konumundasın etkisiz eleman ya. Oldum. Ama beşlerine veriyorsun. Pardon bir de şey söylemiş. Patlak lastik. Ben patlak lastikse benim burada ne işim var ya? Alsın teyzesini gelsin. Gelmiyorum patlak yarın. Lastik. Yani ben artık neyi sorgulayacağımı da bilemiyorum Nurten teyze. Şu an benim az önce söylediğime geldik mi? Geldik. Sana patlak lastik, freni boşalmış diyen bir kızınız varken sen kalkıyorsun 5-1 oynayıp hepimizi harcayıp geline 5'i veriyorsun. Ben şimdi 5 oradan çıkacağını bilmiyorum annem. Evet Özlem olduğunu bilsem vermezdim, 1 verirdim ona. Aferin sana. Sen ciddi misin? Aferin sana. Çok güzel. O zaman niye 5-1-1 oynadın? Yönetmenim ben yarın teyzemi alıp gelebilir miyim? Lütfen rica ederim. Var ben. Önce de teyzesi teyzemi gelsin. Teyzemi alayım evet, geleyim ya olur. Ben. Vallahi de billahi de teyzemi alayım geleyim burada. Mister gibi de otursun, konuşsun, gelsin beni bulsun. Al gel bakayım teyzen benim verdiğim eforu verecek mi vermeyecek mi? Al vallahi getir gel. Verir. Al. Vallahi yemin ederim var ya hepsini. Yeter sıkıldım ben. Hepsini var ya dize de getirir of neler yapar burada ya. Hepsini dize getirir derken. O kadar gitmiyorum ben. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyle Nurten teyze ben şu an sana kızdım ama. Teyze kim biliyor musun? Böyle bakar bunu hayatta bulamaz. Çünkü bir hafta bir gelecek yemeğini yiyecek ya da böyle ne bileyim ben hele bu yemeklerde asla bulamaz. Oynayamaz zaten %30 ciğerle çalışan bir kadın. Ya, gelip de ya. Burada tadım yapacak. Alsın gelsin ben memnun olurum alsın alsın. Kadının rahatsızlığıyla böyle %30 ciğerle çalışıyor. Ha, bunu senin ablan ya. O ablan. Olabilir tamam ablam olsun ne yapayım. Bir şey söyleyeyim diyor ya haftada bir gelecek Özlem'in yemeğini yiyecek bulacak. Ya sen tüm her gün benim yemeklerimi yiyorsun da geldin beni burada ilk haftalarda kaç kez buldun ya. Ya Özlem hala kadının hakkını yiyorsun. Kızgın olduğu halde seni buluyor. Yönetmedim ha. Ben bugünden gideyim ya. Teyzesini çağırın gelsin. Şimdi Nurten, geldiğinizden beri seni en çok gelinin rencide ediyor. Evet. Seni yani hiçe sayıyor. Sen ona hiçbir şekilde böyle üzücü, kırıcı laflar sarf etmiyorsun. Etmem ben. Hep onun peşinden koşuyorsun işte. Anne, hep problem aynı anladım. Senin bana yaptığın gibi. Hatice, evet, hiç alakası oluyor yok. Bizde de biliyor musun? Gerçekten alakası aynen yok. Öyle. Yani sadece sevgilerini Özlem'e geçmiş benim yerim Nurten. Aynı asla öyle. Öyle bir durum yok. Sen şimdi buradan bu kendine pay mı çıkarıyorsun? Böyle. Hayır, orada sen bir dur. Sen söylememen gerekiyor. Ben... Biz seninle tartışsak bile sen gene gömüyorsun. Kadın tartışıyor, şakır 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 buluyor. Çünkü neden? Ters tepiyor. Sen hala... Gelini güzel yapıyor bak. Ha, Özlem güzel yapıyor. Ha, ben yapmıyorum. Güzel yapınca buluyor Özlem'i. Doğru, evet. Ben güzel yapmıyorum. O yüzden sen güzel dediğin için sen şimdi kendini... Nurten şuna konuşuyorsun söylüyorsun. Senden ben... Nurten, sana acımıyorum. Hiç acımıyorum. Kendini savunuyor. Zaten. Ya. Bana niye acıyorsun? Niye acıyorsun ki sen? Benim acınacak durumum mu var? Yani. Allah'ıma minnet ilişkin olsun. Neyim sen acıyorsun? Sen zaten baksana Nurten anne sen burada böyle kendini şey böyle hiçbir şey yapmayan kayınvalide gayet mülayim. Ben de kötü gelin öyle. Öylesin ama hiçbir şey değilim. Yapmıyor ki kadın. Hiç de kötü gelin değilim. Bakın ben kendimi ezdirmiyorum. Ne düşünüyorsam söylüyorum. Bunun için kötü gelin ilan ediliyorsam tamam beni kötü gelin bak, ilan ediyorum. Bak kusura bakma kaynanan ağlamamak için şu an gökyüzünde. Yok ben ağlayacak bir durum bakın, yok. Hüsniye Hanım siz beni Merve'nin kayınvalidesiyle karıştırıyorsunuz. Ben kolay kolay ağlayan bir kadın. Benim gözlerimde... Ağlayabilirsiniz. Değil. Hayır, gözlerimde artık yaş kalmamış. Bitti benim.